Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Çünkü çok özel bir konuğumuz, çok özel bir konumuz var. AirdropOfOm.com'dan çakra iyileştiricisi ve mantra eğitmeni Sayın Damla Aktekin konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bizler öncelikle Damla Aktekin kimdir tanımak ve tanıştırmak istiyoruz izleyicilerimize. Buyurun. Tabii ki. Ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Ve şimdi eşim ve kızımla birlikte Amerika'da yaşıyorum. Orada büyümeye devam ediyorum. Ve orada bu bahsettiğiniz çakra iyileştirme, mantra eğitmenliği, özel danışmanlık hizmetleri veriyorum. Grup ve özel iyileştirmeler yapıyorum. Hem kişisel hem internet ve telefon üzerinden. Peki buraya nasıl geldiniz derseniz, evet. Onu kısaca anlatayım. Uzun bir eğitim sürecinden sonra Amerika'ya yerleştim ve orada iş hayatına girdim. İş hayatının olumsuzluklarından doğan bir takım şeyleri açmak için yoga hikayem başladı. O başka bir hikaye ama beni bu noktaya, iyileştirme noktasına getiren şey benim kendi iyileştirme ihtiyacımdı. Tam 4 sene evvel kızım dünyaya geldi. Maşallah, Allah bağışlasın. Evet, çok güzel, çok rahat bir hamilelik. Ben o esnada 500 saatlik yoga eğitmeniyim. Çok, her şey süper. Fakat acil durum sezaryanı oldu ve ben birden tamamen dibe düştüm. Annelik, uykusuzluk, ne derseniz deyin, bir karanlık bir noktaya düştüm. Ve o noktada anneyseniz, anne değilseniz bile o duyguyu, o şefkati hissediyorsanız hani iki seçenek var. Ya bırakacaksınız kendinizi karanlığa ya da devam edeceksiniz. Devam etmeyi seçtim. Ve şöyle bir karar verdim. Dedim ki beni iyileştirebilecek ne varsa kendimi açıyorum. Evreni açıyorum kendimi ve her şeyi deneyeceğim. Ve çakralarla zaten ilgileniyordum ama daha derin ilgilenmem, kristallerle ilgilenmem bu şekilde başladı. Önce kendi kendime iyileştirme çalışmaları yaparak ve onun o kristallerin, enerjinin kendi üstümdeki pozitif etkisini görüp bunu paylaşma isteği. Aynı şekilde mantralarla çalışmalarım bu şekilde başladı. Ve bu işe girdim diyelim. Ve bunu neden anlattığımı söylemek istiyorum özellikle hem herkes için dinleyen. İki şey var. Birincisi, en karanlık noktada olursanız olun, durumunuz, koşullarınız ne olursa olsun umut var. Umut var. Çünkü evrende sonsuz olasılık var. Bu olasılıklardan bir tanesi umut. İkincisi de o umudu seçmek sizin elinizde. Evet, gerçekten de. Çok güzel bir özetleme oldu. Yolunuzun nasıl kesiştiğini çok da güzel özetlediniz. Umut vererek hem de. Evet. Umarım. Bütün hani bu yoldaki siz de bir ışık savaşçısısınız. Öyle diyelim. Hani şifa, ışık, ilham vermek isteyen herkesin tek ve tek amacımız o, umut vermek. Çünkü zor bir dünyada yaşıyoruz. Zor hani koşullar, şartlar olmasa bile içimizde de kavgalar var. O kavgaların içerisinde bile ışık görmek gerekiyor. O ışığı yakalamak gerekiyor. Bütün olay bu zaten. Evet, umut var. Evet, ilk annelik döneminizde tanıştınız çakralarla ve mantrayla. Bunun sebebi şu olabilir mi? Loğusalık sendromu biliriz, hemen hemen hepimiz biliriz. İşte ilk annelik sendromu hepimiz biliriz. Çakralarla bir ilgisi mi vardı acaba, bir mesaj mıydı size? Tabii ki. Çakraların dilerseniz ne olduğunu ve neden kapandıklarını anlatabilirim. Evet, öncelikle çakralardan başlayalım. Çakra nedir? Dönen girdaplar. Enerji alanınıza, biz çünkü maddeyiz ama dışarı doğru yayılan bir alanımız var. Ve bu alanların içinde aynı bir lavabonun içindeki suyun aşağı inerken oluşturduğu girdabı düşünün. Onun gibi dönen girdaplardır çakralar. Ve tek ve tek amaçları içerisine bir boşluk oluşturup enerjiyi içeri almaktır. Enerjiyi alıp alanımızda dağıtmak ve sağlıklı bir şekilde yaymaktır. Ha, bu akış olmadığında neler oluyor? Hayatın akmadığı yerde hayat duruyor. Hayat neden akmaz? Travma, fiziksel travma. Benim
anlattığım hikayemde ameliyat. Evet. Tabii ki başka koşullar da var ama ameliyat direkt o akışı kapatıyor. Çünkü sizi kronik olarak veyahut da ani olarak hayat ve ölümle yüz yüze getiren her şey hayat akışını durdurur. Çünkü vücut korunma alanına geçer ve der ki ben bu akışı kapatacağım. Sen kendine gelip, iyileşip, normal o enerjiyi sindirebilecek hale gelene kadar. Bunun için işte bir trafik kazası olabilir, ailedeki fiziksel duygusal travmalar çakralara etki eder ve bütün hayatımız boyunca kapalı çakralarla yaşayabiliriz. Veyahut da günlük kronik stres, günlük işte duygusal olaylar, fiziksel olaylar. Bunların hepsi enerji ve enerji alanımız sürekli değişiyor bu arada. Hani sabah daha açık kalkıyoruz, akşama doğru. Bir çiçek gibi düşünün biraz daha. Ve açık demekle kastettiğim şu, açık demek çakranın normal dönüşünü yapması ve enerjiyi alabilmesidir. Fakat ani bir durum olduğunda kapanır, hastalandınız. Mesela çok çok nezle olduğunuzu düşünün. Dünyayı kapatırsınız değil mi? Hani o telefonu açmak istemezsiniz. Evet. Sadece iyileşmeye odaklanırsınız. Ve o iyileşmeye odaklanmadan yavaş yavaş dönme ortaya çıkar. Hatta vücudumuz çok çok hani akıllı bir şey ve o dinlenmeyi biz bilinçli olarak yapmıyorsak hasta ederek bizi yapar. Der ki tamam sen şimdi otur dinlen bakalım. Madem kendin bu noktaya varamıyorsun, ben sana bir nezle yollayayım, bir grip yollayayım, dinlen. Fakat şöyle bir şey var. Herhangi bir stresli olaya girdiğinizde, çok normal bir senaryo için trafiktesiniz, hızlı dönmeye başlar çakralar. Çünkü o olayı çözmek ister, daha fazla enerji akışı olur. Bu hızlı dönmede çok fazla kaldığınız zaman yavaşlamaya başlar. Yorgun çakra, yorulmaya başlar. Yorgunda çok fazla kaldığımız zaman ve o yorgunluğa bir şifa olmadığımız zaman kapanır. Kapanır dediğimiz o dönüş çok çok azalır veya durur. Dönüşün çok çok azaldığı ve durduğu his ağırlık. Hani bir omzumda ağırlık var dersiniz. Karnımda, midemde, şurama, kalbime bir şey sıkıştı. İşte o hayat akışının durduğunu gösteriyor. Evet. Öyleyse çakraların gerçekten de hayatımızda çok ama çok fazla önemi var. Peki, durdu. Durdu, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çakralarımızdan bir tanesi diyorum çünkü birçok çakra tabii var ki değil mi? Diyelim ki kalp alanınız durdu. Bu durup bununla ilgilenmediğiniz zaman diğerleri çok fazla çalışmaya başlar ve onlar yorulur ve onlar da durur. Genelde bana danışma için gelen insanlarda gördüğüm her şey kapalı. O zaman görme şansım yok, hani nereden başladığını bilme şansım yok. Biraz çalışıyoruz. Hani bu şey gibi, tencerenin dibi tutar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Su koyarsınız, kaynatırsınız ya da biraz dinlendirirsiniz. Biraz daha o varsa, hani çok siyah evet düşünün. Biraz daha o varsınız. Evet. Sonra gene su koyarsınız. Ha, benim yaptığım şey ne? Kristallerle, mantralarla. Ben karbonat diye düşünün. Karbonatı döküyorsunuz, kaynatıyorsunuz. Birden hani ben ona bir enerji desteğiyle daha kalıcı, daha efektif bir hale getiriyorsunuz. Evet, evet. Çalışmalarınız bu yönde. Evet, böyle bir çalışma yapıyorum. Danışanlarınız çok şanslı diyoruz öyleyse. Teşekkürler. Çok şeffaf bir çalışma şekliniz var. Kristaller dediniz. Evet. Şimdi biz kristalleri de merak ettik. Ne merak ediyorsunuz kristallerle? Kristallerle yapmış olduğunuz çalışmalar, iyileştirme çalışmaları nelerdir? Ve kristaller neler? Neler bunlar? Şimdi ben şöyle anlatıyorum. Çok derin bir konu bu. Fakat şöyle düşünebilirsiniz. Doğada çok güzel, çok güzel enerjiler var. Bir çiçeğe baktığınızda gördüğünüz bir enerji var. Bir doğal alana girdiğinizde. Ve benim için kristaller şudur. O güzel doğal iyileşme alanının elimizde tutup kalbimize koyabildiğimiz bir yansımasıdır. Ve çok çok daha fazla açılıma, çok daha fazla enerji alınımına sebep olurlar. Kristalleri nasıl kullanıyorsunuz derseniz, ben sezgisel olarak seçiyorum danışanlarım için, kendim için. Ama siz de aynı şekilde mesela
ülkemizde çok yaygın ametist, çok çok iyileştirici bir taş. Takabilirsiniz, onunla uyuyabilirsiniz. Hani ona bir niyet yükleyebilirsiniz. Ve niyeti, pozitif niyetleri özellikle çok daha büyüten ve şifa getiren bir şey. Daha doğrusu daha da geriye gideyim. Hani çakralar benim için çok net, anlatabiliyor muyum? O deniş falan, çünkü hissediyorum, görüyorum. Kristaller için ha şunu şöyle yapar diyemiyorum. Çünkü çok 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 özeller. Her biri farklı şekilde çalışıyor. Her biri farklı insanda farklı şekilde çalışıyor. O yüzden ben mesela kristalleri şu şu çakraya özeldir şeklinde sınırlamıyorum, tanımlamıyorum. Çünkü bir kristal bir gün burada, ertesi gün başka bir yerde olabilir. Hani benim için ama nasıldan çok ben görüyorum etkisini. Anlatabiliyor muyum? Ben evet. Kristalleri kalbimin üstüne, işte çakralarıma, çakralar 7 tanedir bu arada. Onları da soracağız. Hepsini öğrenmek istiyoruz. Tabii ki. Tam sözümü bitireyim. Hani koyduğum zaman hissediyorum etkisini enerjik olarak ve görüyorum da. Evet. Çalıştığım insanlarda da görüyorum. Evet. Böylece kristallerin etkisi de iyileştirme evet. konusunda ciddi oranda var diyorsunuz. Çünkü bu dönüşleri, iyi dönüşleri zaten ben kendim görebiliyorum diyorsunuz. Evet. Bir şey daha ekleyeyim orada. Diyelim ki hani meditasyon yapıyorsunuz, bu işlerle ilgilisiniz. Hani kristalleri koydum, bir şey hissetmiyorum. O dediğim işte kapalı yerde çok çok kalındığı zaman, daha derin duygusal ve fiziksel travmalar olduğu zaman biraz daha yardım gerekiyor. İşte tencerenin dibini, belki biraz daha telli olmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya hissetmiyorsanız denemeye devam edin. Denemeye devam edin, o kararı verin. İyileşme kararını verin. Sizi iyileştirecek, hani benim yaptığım çalışma olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama size şifa verecek şey evrende var. Evrene o niyetle yaklaşın ve o da sizi aramaya başlayacak. Evet, her şeyde bir umut olduğu gibi, evrende sürekli umut olduğu gibi şifa da her şey için var diyorsunuz. Evet, tekrar çakralara dönelim diyorum ben. 7 tane çakra olduğunu evet biliyoruz, duyuyoruz. Hı hı. Ama tam olarak, net olarak bu 7 çakra nerelerdedir ve nerelere etki eder? Artı bunlar tıkandığı takdirde ne tür sinyaller verir? Vücudumuzda tamamen her çakranın alakalı olduğu fiziksel bölümlerimiz var. Ben şöyle anlatayım size. Fakat şöyle, çakra sistemi, hani yogadan gelen çakra sistemi aynı zamanda bir duygusal haritadır. Duygusal şifa haritasıdır, sembolik bir haritadır. Mesela birinci çakra, kök çakrası, toprak. Ben buradayım, bu güvendeyim. İlk dünyaya gelişimizde ortaya çıkan çakra. İkinci çakra, ben duygularımla varım. Duygularımı hissetmeye izinliyim. Üçüncü çakra, bir şeyler yaratmaya izinliyim, olmaya izinliyim. Dördüncü çakra, sevmeye ve sevilmeye. Beş, gerçeğimi konuşuyorum. Gerçeğimi dünyaya getiriyorum. Altıncı çakra, hissediyorum, duyuyorum, biliyorum. Hissetmeye açığım. Yedinci çakra, herkesle ve evrenle bir bütünüm. Ben bu şekilde yorumluyorum ve anlatıyorum. Çok çok fazla yorumları var. Hani çok derine inebiliriz. Fakat sadece söyleyebileceğim şu. Çakralara ben baktığım zaman evet kalp kapalı olabilir, işte boğaz kapalı olabilir ama tek bir çakraya etki etmek veya tek bir çakrayla çalışmaktansa bir bütüne bakıp orada ne gibi bir yara var bu kişinin hayatında, daha derine indiğimizde, bu işte kapanışın kökenine indiğimizde ona nasıl bir şifa verebiliriz? Kendileriyle ilgili neyi görmeleri gerekiyor? Neye belki biraz daha sevgiyle bakmaları gerekiyor? Benim baktığım şeyler bunlar. Hani tek tek çakralara yönelik çok çalışmalar yapabiliriz ama bütünsel şifaya inanıyorum. Bir bütün olarak hayatımıza, enerjimize ve vücudumuz da bunun parçası, bakmak gerektiğine inanıyorum. Ve şifanın olduğuna inanıyorum evrende. Evet, evren her şeyi zaten sunuyor bize diyorsunuz. Evet. Çakralarımızda da teker teker değil, bir bütün olarak hayat, çakralar, beden, ruh hepsini bütün olarak ele alıp ancak şifalanma, iyileşme
bu şekilde olacak. Bunun da yolu sevgiden ve farkındalıktan geçiyor diyorsunuz. Hı hı. Doğru mu? Seçim, umudu seçmek, ışığı seçmek ve her şeyinizle o sevgiye inanmak. Evet. Peki, mantra. Mantra nedir? Mantra sevgi. Hep aynı yere geliyorum ben bir ama. Bir felsefe mi? Mantra tekrar edilen sözcük, ses veya kelimelerdir veya cümlelerdir. Tekrarın yarattığı fiziksel şeyler vardır. Sinir sistemini sakinleştirir. Fakat onun da ötesinde özellikle Sanskrit mantra, işte gene yoga felsefesinden gelen, tecrübe edilebilen seslerdir. Om'u bahsedeyim isterseniz. Buyurun. Om, evrenin tohum sesi diyoruz. Tohum sesi demek, bir aynı çiçeğin tohumu gibi içinde büyüyebilen bir bitki barındıran, bir evren barındıran bir şey demektir. Om ne demek? Hepimiz, bu masa, siz, ben, izleyiciler, herkes atomlardan yapılmışız. Ve bu atomların içindeki alt atomik parçacıklar, nötron, proton, elektron sürekli dönüyorlar. Ve bunların altındaki de kuantum fiziğindeki kuarklar dediğimiz sicimsel yapılar var. Ve baktığınız zaman şu anki bildiğimiz ve anlayabildiğimiz teoriye göre titreşen parçacıklar bunlar. Atomun da indiğinizde derinliğe. Titreşim var sadece. Bir olasılık bulutu içinde titreşen varlıklarız. Ve Om bütün bunların simgesel sesidir. Ve bu ne demek? Siz titreşiyorsunuz, ben titreşiyorum, evren titreşiyor. Biz değişik frekanslarda titreşen varlıklarız ve bu ortak. Ve ben sizden çok farklı değilim. Hatta aynı ortak alanı paylaşıyoruz, aynı nefesi alıyoruz şu anda, aynı atomları paylaşıyoruz. Ve ben eğer bu bütüne sevgiyle bakarsam, sizden ayrı değilim. O zaman sizde sevilmeyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve ben Om dediğim zaman benim için şunu simgeler. Evrende sevilmeyecek, görülmeyecek, sevilmeyecek hiçbir şey yok. Her şey sevgi. Her şey sevgi. Her şey Om. Om. Evet, öyleyse adropofom.com. Evet. Böyle mi doğru? Evet, benim web sitem ve blogumun adı Bir Damla Om. İngilizcesi adropofom.com. Aylık yazılarımı paylaştığım, benim çalışmalarımı paylaştığım yer. Hatta bu ay sonunda da İstanbul'da atölye çalışmalarım olacak. Bir Şişli'de Yoga Time'da bir çakra iyileştirmesi ve tam günlük çakra mutluluk atölyemiz olacak. Hatta çakra danslarımız olacak. Bu işte tamamen bu yolculuğa girip hissederek, görerek ve o işte kapanıyor dedik ya, onların derinine inip o derindeki tohumcuklarla şefkatle çalışmalar, niyet odaklı çalışmalar yaparak ve ertesi günü işte bu Mayıs 28-29 Mayıs'ta da Zekeriya Koyu Komşuluk Birliği'nde mantraya dalış atölyesi var. O da tamamen mantra, o tamamen sevgi. Sanskrit mantralar öğretiyorum, Türkçe kendi mantranızı nasıl yaratacağınızı öğretiyorum. Çok özür dilerim. Mantra dansı yapıyoruz. Ama onun da ötesinde mantra çok çok kıymetli bir araçtır. Çünkü siz o hayatınızdaki negatifliğe girdiğiniz zaman, onun içinde kaybolduğunuz zaman sizi bir balık gibi oradan çıkaracak bir araçtır. Çünkü düşüncelerinizi mantrayla değiştirebilirsiniz. Titreşiminizi mantrayla değiştirebilirsiniz. Öyleyse bir şey daha öğrenmiş olduk. Hepimizin, her bir bireyin ayrı ayrı titreşimi var. Hatta her cismin bir titreşimi var. Ve bu titreşimlerle uyum mu sağlamamız gerekiyor? Siz bir mantrasınız. Siz bir titreşimsiniz. Düşünmeniz lazım. Ben hayatta nasıl bir mantra, nasıl bir sözcük olmak istiyorum? Ben kırgınlık, üzüntü, öfke mi olmak istiyorum? Yoksa ben sevgi, ışık, şefkat mi olmak istiyorum? Çünkü siz fark etseniz de fark etmeseniz de buradan kapıdan içeri girişiniz, her sözcüğü kullanışınız, şu kalemi tutuşunuz bir niyettir, bir özendir. Onu işte o özeni seçmek, anlatabiliyor muyum? O kelimeleri, o düşünceleri seçmek. Ben karşımdaki insanı acaba düşüncelerimle incitiyor muyum? Bu kadar sevgiye indiğiniz zaman zaten evren size o kadar çok şey sunacak ki. Çünkü sevgi sevgiyi çekecek. Başka bir şansı yok. Hani titreşimimizi yüksek tutalım diyoruz. O tamamen bu sevgide kalmak, olumlu düşüncelerde kalmak. Kalamadığımız zaman o kadar çok araç var ki. Yoga var, meditasyon var, kristaller var. Yani
veya sizin kimi insan koşar, kimi insan resim yapar. Hayata sarılmak, o mutluluğa sarılmak ve çakraları, mantralar gene çakralarla döngü olurlar. Çakraları sağlıklı tutacak en güzel şey mutluluk. Mutluluğu seçmek. Mutluluk bir seçimdir, bir çalışmadır, bir özendir. Ve o mutluluğu kendi içinizde yaşayıp etrafınıza yaşatmak. Evet. Öyleyse mutluluk da bir seçimse, bunun dışında zaman zaman ekonomik olarak sıkışıyoruz, sıkıştığımız oluyor. Ya da bir dönem yaşıyoruz ki çok kötü, hiç paramız yok. Bu da çakralarla mı ilgili? Çakralarla ilgili tabii ki. Para akışı ikinci çakra. Hayatta bir şeylerin hayatınıza gelip gitmesi. Üçüncü çakra iş hayatınızla ilgili. Ona geri gideyim. Para evet. akışı dediniz. Ya da ilişkilerimiz. Para akışı, ilişkilerimiz. İşte bir ilişki yaşıyoruz, olmadı. Ondan sonrasında yaşayacağımız ilişkilerde de hemen hemen aynı şeyleri şimdi, yaşıyoruz. Olmuyor. Para diyelim, ilişkiler diyelim, hastalık da ekleyelim, sağlık evet. ekleyelim oraya. Hayatınızda ne oluyorsa olsun, nasıl bir konum ve koşul içinde olursanız olun, o koşulu ve konumu o anda değiştiremeseniz bile ona nasıl baktığınızı değiştirebilirsiniz. Ben 2005 yılında çok şiddetli migren ağrılarıyla yoga hayatıma başladım. Çok çok yoğun bir çalışma döneminden geçiyordum. Ve bu migren ağrılarım yoga ve bu şeylerle giderek azaldılar. Fakat geri dönüp baktığımda, hatta ilk migren ağrımla hastaneye yatırıldım acile. Yani yerlerde sürünüyordum. Baktığım zaman onun bir hediye olduğunu görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ne olursa olsun sizin için farkındalığınızı artırmak için yollanılmış bir hediyedir. O sağlık işine, o iş olayına, o finansal duruma siz oh aman tanrım, dünyanın sonu, dünyanın sonu, nasıl çıkacağım, nasıl diye bakabilirsiniz veya bu bir hediye, benim görmem gereken bir şey var, benim iyileştirmem gereken bir şey var. Ben ışığa yönelmeye devam edeceğim, ben çare aramaya, çare olmaya, o kendim için olduğum sözcüğü, titreşimi seçmeye devam edeceğim derseniz o zaman şimdi o sıkışmış durumda bir çözüm yaratmanız çok zor. O çakraların kapalı olduğu durumda anlatabiliyor muyum? Çünkü zaten hastalık gibi o durumun içindesiniz ama birazcık onu açıp biraz dönüm sağladığınızda evren size, daha doğrusu siz evrene bakıp olasılıkları görebilmeye başlayacaksınız. Ha ben belki şuradan biraz daha ekstra para kazanabilirim. Belki şuradan hani denemediğim bir iyileştirme yöntemi var, onu deneyebilirim. Belki biraz durup nefes alabilirim. Belki kendimi affedebilirim. Belki çok her şey mükemmel olmak zorunda değil. Hani neyse hangi durum ve hani koşulla ilgili sizin içinizdeki o görmeniz gereken tohumcuk neyse görüp ona ışık verip hani benim için hatta hani danışmanlık yaptığım insanlar için o durum o kadar büyük bir hediye ki, o kadar büyük bir hediye ki. Yani onun içinden hatta farkında olarak geçmek. Farkında olarak geçebildiğiniz zaman onun ötesi tamamen ışık. Tamamen sevgi. Harika. Peki danışanlarınız size nasıl ulaşabilirler? Nasıl ulaşıyorlar? Tabii ki web sitemden ulaşabilirler. Kişisel, özel iyileştirme ve danışmanlık hizmetlerim var. Aynı zamanda telefon üzerinden yaptığım çakra, kristalli çakra iyileştirmeleri var. Uluslararası hatta. Uzaktan yapılabilen çalışmalar evet, var. Evet. Harika diyoruz. Evet. Biraz bahsedebilir miyiz bundan? Tabii işte benim ayda bir yaptığım bir şey bu. Ve hatta mühendislikten geldiğim için ben hani şimdi böyle çakra iyileştiriyorum, şöyle böyle diyorum ama hani onu birçok insanda denedikten sonra, hatta gruplarda denedikten sonra ve etkisini karşımdaki insanlar da hissedip hani biz bunu gerçekten senden gelen enerjiyi hissediyoruz dedikten sonra bu şekilde sunduğum bir şey. Ve olay tamamen şu, siz o niyetle gelip o alanınızı açtığınız zaman benim yaptığım şey o alanı tutmak sizin için ve o alanın içine pozitif enerji yüklemek. Mantra olur, kristal olur, ışık olur,
Anlatabiliyor muyum? Neyse o anın ihtiyacı olan, sezgisel olarak o gruptan sezdiğim, onu yüklemek. Hani bir bilgisayara bir yeni bir donanım yükler gibi. Evet, kesinlikle öyle. Yeni programlar yüklüyoruz. Çok daha güzel çalışıyor bilgisayar. Bunu telefonda ya da Skype üzerinden danışanlarınıza yapabiliyorsunuz. Yapıyorum. Aynı şekilde hani daha derine ineyim ben o işte kökteki şeylerle çalışayım diyen danışanlarımla da onlara bir ruhsal harita çizmek, bir uygulayabilecekleri araçları verip takipte olup onlarla birebir çalışmalar yapıyorum bu şekilde. Peki buna sezgisel ölçüm mü deniliyor? Önce onu mu yapıyorsunuz? Yani sezgisel o, bir ölçüm mü? O onun bir parçası ama tek parçası değil. Sezgisel olarak evet çakraların açıp veya kapalı olup olmadığını hissedebiliyorum. O da aynı şekilde hani bugün kalktım o şekilde olmadı. Benim için gelişen bir şey oldu. Fakat anneliğin getirdiği kesinlikle bir sezgi artışı oldu. Onu söyleyebilirim. Her annede de vardır o. Hissetmiyoruz deseler de vardır. Bilirler. Hani onu biraz hadi evrene uyarlanmış hali diyebiliriz benim çalışmalarımın. O bir parçası ama şöyle bir şey var, ölçüm lafı içine girdiği zaman bir kıyaslama giriyor. Neden kapalıyım? Ama başkasının açık, neden böyle? Hani onlara girmeden ölçüm de, hani ben sizin şu anda sezgisel söyleyebilirim ölçümünüzü bu arada. Evet, lütfen. 1, 2, 3 kapalı, diğerleri yorgun. Diğer 1, 2, 3 nelerdi? Hemen onları da öğrenmek istiyoruz. Kök çakra buradayım. Varlık, ikinci çakra duygularımız, keyif alma, hayattan keyif alabilme ve onu ancak güvende hissedersek yapabiliriz. Üçüncü çakra iş hayatı, hayata geçirmek istediğiniz şeyler ve kalp ve yukarısı diyelim. Ondan kapalı. Sonrası kalp ve yukarısı yorgun. Yorgun biraz. Yorgun. Evet. Diğerleri 1, 2, 3 dünya ile ilgili şeyler diyebilir. Hani bu dünyada varlık, hani var olacağım, işte kendime bakabileceğim, ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. 1, 2, 3 bu. Hani o olmadan zaten kalp ve yukarısı hani sezgi seviyesine geçemiyorsunuz. Çünkü dünyada varlığınızı oluşturmanız lazım ki çıkalım hani sanata gidelim, sezgiye gidelim, meditasyona gidelim. Evet. İyileştirme konusunda da zaten yapılacak şeyleri aktarmıştınız. Gerek kristaller, gerekse yogayla, mantrayla birlikte harmanlanan. Onunla ilgili bir şey daha bahsedeyim. Evet. Sanırım paylaşılacak, Facebook'ta da A Drop of Om diye arayabilirsiniz. Evet. Facebook'ta ücretsiz olan iki grubum var. Orada da çok aktif sorular alabiliyorum insanlarla. Hani hem feyiz ve ilham vermek amaçlı hem de benim için nedir, neye ihtiyacı var insanların onu görme amaçlı. Bir tanesi Çakra Mutluluk Partisi Facebook'ta, bir diğeri de mantra uygulaması. Evet. Damla Aktekin'de mantra uygulaması diye tamamen ücretsiz, dileyenleri bekliyorum. Facebook sayfanızdan da böylece ulaşabilirler. Gerek danışmak isteyenler gerekse bu konuyla ilgilenenler diyoruz ama zannediyorum ki hemen hemen hepimizin bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Ne mutlu olur. Ne mutlu olur. Keşke hepimiz ilkokulda keşke meditasyon öğrensek. Keşke o kristalleri elimize alsak, soğuk kristali hissetsek, o yavaş yavaş ısınsa. Sadece onun farkındalığıyla güzel nefesler alsak. Keşke, ama keşke demeyelim çünkü bu elimizde artık, biliyor musunuz? Siz yaptığınız zaman çocuğunuz da görecektir. Siz yaptığınız zaman sizin o, sizin denizinizin dalgasız olması etrafınızda da mutluluk ve fayda verir. Çünkü biz özellikle bayanlar olarak o sorumluluğu alma mecburiyetimiz var. Onu atlıyoruz. Diyoruz ki ben vereceğim, ben yapacağım, ben destekleyeceğim ama o kendi suyumuzu destekleyip yenilemeyince olamıyor işte. Yenilemek lazım, bakmak lazım, ışık vermek lazım, sulamak lazım, çiçek gibi. Evet, çünkü her zaman evrende bir umut var dediniz. Var. Bu umudu da sulayalım öyleyse, değil evet. mi? İşin sırrı da neden geçiyor? Tabii ki bu eğitimleri almaktan geçiyor ve bu ay içerisinde bu eğitimlerin verildiği bir iki program var değil mi? Evet. Bir tekrar edebilir miyiz onu? Tabii, 26 Mayıs'ta Yoga Time'da çakra grup iyileştirmesi yapıyorum. Bu tamamen sadece kristallerle enerji iyileştirmesidir. Herkes 1,5 katılabilir mi?
Yer ve imkan elver, 25 kişilik bir kapasitemiz var. Yerinizi ayırtmanızı öneririm. Şu an bir kısım dolmuş durumda çünkü. Aynı cumartesi 28 Mayıs'ta Çakra Mutluluk Atölyesi. Onun içerisinde de kristal iyileştirmesi var ama çoğunluğunda 4-5 saatlik süre içinde çakralar nedir, nasıl çalışır, neden kapanır, ne yapabiliriz, o işte ana sebepleri nasıl iyileştirebiliriz, bunları öğreteceğim. Ve bunlar tamamen benim denediğim, kendi hayatımda bulduğum ve danışanlarımda da çalıştığını gördüğüm yöntemler. 29 Mayıs'ta da Mantra'ya Dalış Atölyesi'nde o çok büyük bir keyif. O çok büyük bir keyif. Çünkü o titreşime siz bir grup insanın beraber om dediğini, onu hissettiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Nasıl bir şifa olduğunu hissediyorsunuz. Her üçüne de beklerim fırsatı olanlara. Öyleyse sevgiyle bu güzel etkinlikleri kabul ediyoruz biz de. İnşallah gelmeye çalışacağız. Evet. Kendimize bir şeyler katmak için diyoruz. Çok teşekkürler. Herkese teşekkür. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Sağ olun, vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, çakra iyileştiricisi, mantra eğitmeni Sayın Damla Aktekin konuğumuz oldu. Hoşçakalın.